Allah belanı versin, gram aklıma gelmedi. Yemin ederim gram aklıma gelmedi ya. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün Dead by Daylight'ta birkaç hafta önce gelen sapkın maskeli balo etkinliğini oynayacağız. Son yayınımda aslında bu modu oynayacaktık ama hani internetimden dolayı yayını kapatmıştım. İnternetim halay çekmeye başlamıştı yani, modem falan yanıyordu. Bakalım, videoda oynamaya çalışacağım. Abla inşallah fazla diye şikayet etmiyorsundur 650 dolara yani. Birim olarak baktığın zaman 650'ye burada su alınıyor mu arkadaşlar? Uzun süredir dışarıdan hani pet şişe olarak su almadığım için suyun fiyatı ne kadar? Çok ciddi soruyorum şu an. Ya da videodan sonra bir çılgınlık yapıp internetten de bakabilirim. Yani videoyu yükleyip sizin yorumlara yazmanızı bekliyormuşum, düşünsene. O kadar elimde fırsat var yani, internetten bakabilirim. Ama bakmayacağım. Yorumlara sizin yazmanızı bekleyeceğim. Böyle de bir salağım. Hadi bakalım. O ne? Yani bak, bir de item düşürme almış. Şurada tavuk kardeşimin hesabındayız. İki etkinlik kasalım dedik. Bok gibi kaldık ya. Kız bir şey yap. Ne yaptım valla. Çekil oradan, salak salak hareketler yapma. Çık oradan. Woohoo! Demogorgon'u anasını uçuran eğim. Geliyorsun hala Genze. Peki. Bunu bir devirelim arkadaşlar. Yani biraz kötü oynuyorum şu an ama kötü oynamamdaki sebep Demogorgon geldi yani sonuçta. Ohoo, zekicesin kral. Hey hey hey, bura. Bir tur daha çıkar mı? Vallahi bilmiyorum çıkar mı ama. Sen iyisin. Sen iyisin ama güzel, işime yaradı o yaptığı hareket. Biraz daha dolanma fırsatı buldum. Peki, yine davetiye aldım. Şimdi arkadaşlar, bildiğim kadarıyla anlatayım. Palet bırakabiliyoruz bu şekilde, palet olmayan yerlere. Hatta bırakayım, dursun hazırda. Sonra sessiz moda geçebiliyorsunuz. Ses ve ayak izi bırakmıyorsunuz. Bir de pencereleri kapatabiliyorsunuz. Katil belli bir süre o pencerelerden atlayamıyor. Böyle bir mod ama ben bu kadar chase atmışken bir tane bileceğim bitmemesi şu an sinirlerimi tepeme çıkardı mı acaba? Bir düşüneyim arkadaşlar, çıktı. Amına odamın salakları! Pardon arkadaşlar, sinirlerim tepeme çıktığı için bunu sizlere göstermek istedim. Çünkü yalan söylemek istemezdim sizlere. Benim medkit de uçtu gitti ya. Rabbim bir yerden alıyor, bir yerden veriyor. Şimdi şuraya aslında palet oluşturabilirim ama elimde bekleteceğim. Olursa, olur da hani chase esnasında lazım olursa bir an hani böyle hiç boş bir yerde kaldığım zaman palet yaratabilirim bir anda mesela. Eğer öyle bir an denk getirebilirsem çok epik olur bu arada. Kim konuşuyor? Dolabın içinde mi lan? Anana vurdun, dur dolaba girdik. Bismillahirrahmanirrahim. Yemin ediyorum vadem doldu sandım. Bir an arkadaşlar kulağıma fısıldadı da birisi. Hop zor, buraya palet geldi. Enayi burada da var. İşte arkadaşlar tam olarak Epican'dan bahsettiğim buydu. Lan oğlum kim konuşuyor, git lan. Trade'lemek zorunda kaldım ya. Oğlum diğer tarafta adamı aldılar, git onu tanılla ya. Ne benimle uğraşıyorsun? Ya zaten şu Nancy sabahtan beri ben chase atarken falan da benim dibimde. Bak o adamı alırken de bir de düşmüş oldum. Şu an gerçekten Altay Samet ikilisi gibi bir şeyiz ya Nancy ile. Hayır, bir de Samet golden sonra sevinmiş, gördünüz mü orayı? Samet. Burada Altay'la anlaşamıyor. Medkit uçuyor diyor ne? Oğlum yemin ediyorum adamı spawn ettim sandım, Q'ya basınca bir an paletle birlikte geldi ya, promosyon olarak zannettim. Bir şey diyeceğim, kombini çok güzelmiş. Tam şey böyle 35-40 yaşları arası böyle bu şekil giyinip çocuğunu kreşe götüren anne. Genelde beyaz arabaları olur. Şimdi markası çok aklıma gelmedi ama siz yorumlarda yazarsınız, hemen bildiniz o. O meme'i bildiniz arkadaşlar. Şuradaki paleti geri getirelim. Biz de aşağı gidelim. Seya! Devam et kabron, devam et kabron. Zap. Pencereyi kapattım geçemesin. Lan ne oluyor? Her yere sıkıştım ya. Beni bir illasana. Kral gel gel, buraya palet yaptım. Palet yaptım buraya, bak palet yaptım. Tamam devam et, oyna şimdi orada. Evet arkadaşlar, o paletin bir olayı var. O paletle sadece stun atmanız lazım. Normal deviremiyorsunuz. Bak şimdi sola, sola darbe. Alo. Alo. Yani değerli halkımızın takdirine bırakıyorum bunun hit olup olmadığını arkadaşlar. Oo öldük lan. Aa, üstümden uçar gider diye hiç hamle yapmadım ya. Anlaç oldu ya bu maç. Bu muymuş killer'ın özelliği de? Vallahi yeni öğrendim. Hanımefendi kolay gelsin. Ya kanka devirsem stun yiyorsun. Alo. Bu maç nasıl buraya geldi? Ben hayretler içerisindeyim şu an.
Sana ne? Ha bu muymuş konuşan? Ya hayır. Çok erken hit alırdım. O paleti biraz camplemek zorundaydım arkadaşlar. Daha bu paletler ne böyle tam olarak? Çok kötü bir yerde kaldım şu an. Alü. Kıvrakla kaçmak için öyle bir şey yaptım. Gerçi keşke yapmasaydım. Zaten hasar alınca hızlanca yaptım. Anlık beyin durması arkadaşlar. Oğlum bu harita mı değişti? Alo, ana bina nerede? Ana bina anasına gitmiş arkadaşlar. Ooo. Kral Arthur. Alo, düzelebilir miyim? Oğlum adam zehir etti lan oyunu bana. Ya bu klanla kim güçsüz diyorsa arkadaşlar bir daha düşünsün derim. Yani hep bunu bak güçsüz tier'lara koyuyorsunuz. Güçlü killer oğlum yani. Ben bu klanla karşı hiçbir zaman rahat bir maç oynayamadım. Buna niye güçsüz diyorsunuz? Tamam bir nerd kadar bir spirit kadar güçlü olmayabilir ama en aşağı sıralarda hak etmiyor bence ya. Oh hayır 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 hayır. Sakın tunnel'a gelme. Sakın tunnel'a gelme. Alt F4 çeker giderim. Oho. Kral yakışmadı ya şu an. Harbiden yakışmadı yani. Götüne soka özelliği yani. Ben ne anladım bu işten. Burnunu sikeyim seni. Ya sen de beni alıyorsun direkt savaşın ortasında bırakıyorsun. Bir yardım et bir şey yap senin ananı avradını var ya bilmem ne yapayım ben ya. Ahlaksız piç ya. Hani tunnel atarsın da bu da hani abartı yani anladın mı? Bu kadar da harbiden abartinyo ya yani. Nereye gitti lan? Ananı avradını ya o özelliği çekyalı falan mı bu adam ya? Çarşamba gününe hazırlık mı yapıyor? Ne yapıyor? Gaza mı geliyor? Anlamadım ki. Patrick Şike mi denk geldim? Ne oldu anasını satayım? Ne bu Türk nefreti? Benim Türk olduğumu görüp mü coştu? Ne oldu? Anlamadım ki. Herkes etkinlik pastası atmış. Benim Macmillan'ın garibanlık şu an. Survivor Cumali gibi bir garibanlık seviyesindeyim şu an ya. Ya bu mal Steve'i nasıl prestij yapmış arkadaşlar? Tavuğun hesabındayım. 23 yıldır oynamıyor oyunu çocuk. Tavuk. Hile mi yaptın lan hesaba? Şerefsiz. Sen nasıl prestij yaptın bunu? Ayda. Bir de Allah'ın belası bücür gelmiş. Bu arada Ellie'nin yeni filmi çıkıyor arkadaşlar. Bilmeyen varsa eğer. Hiçbir Alien filmini izlemedim bu arada. Hani niye heyecanlandım yeni filmi çıkıyor diye bilmiyorum ama sonuçta korku filmi. Uzun süredir de kaliteli korku filmi olmadığı için beni heyecanlandırdı ne yalan söyleyeyim. Geçmiş olsun. Adamı kalpten kaybettik. Yalnız buraya geri gelecek ya. Hadi yetiş. Greet attım güzel. Yetişir mi? O ne? Geliyor geliyor geliyor. Yani Jen uğruna ne güneşler batıyor. Çok korkmuştu, çok korkmuştu. Allah'ın belası. Şerefsiz maymun. Git lan git git. Hoş. Kıvrak atayım, kıvrak atayım, kıvrak atayım. Ya s**tir git kancadakini savun. Yani bana gelince tunnel atıyor. Yine bana gelince tunnel atmayıp beni kovalıyor. Yani sinirlenmeye başlıyorum arkadaşlar. Benim tersim çok pistir ha. Acayip tükürür kaçarım yemin ediyorum bak. Arkadaşlar bak benim videolarıma bazen şey yorumu geliyor. Abi tunnel deyince sinirleniyorsun ama sen de atıyorsun. Bak kesinlikle haklısınız ama şöyle bir ince çizgi var orada. Ben maç başı böyle abartılı bir tunnel belki bir kere falan atmışımdır. O da hani bir önceki maç çok sinirlendim diyedir. Az önceki adamın yaptığı hani direkt kin gütmüş anladın mı? Ben ne yapıyorum böyle 3 can 2 can kaldı. Baktım daha çok hook alamamışım. Mecbur maçı eşitlemek için atıyorum. Ha tamam onda da mesela bazılarına yanlış geliyor olabilir. Sıkıntı yok. Ama en azından maçı o şekilde engelliyorum. Maç başı gidip direkt bir kişinin oyununu zehir etmiyorum. Bana o çok mantıksız geliyor oyunun en başından beri. Belki adam da bir önceki maç aşırı sinirlenmiştir bilmiyorum şimdi yani. Benim de yaptığım oluyor dediğim gibi ama hani en azından o tarz yorumlara da bir açıklık getireyim. Ananı sikeyim! O ne lan? Yani sana efendisin dedik, hoşsun dedik. Ben niye şu an bu adamı alıp ikiye geçeyim diyeceğim. Adam ölecek yoksa ama aldırmıyor ki. Yani ama şimdi saçından tutup kafanı duvara vuracağım yemin ediyorum ya. Ne olursa olsun bana giriyor ya. Kancadakini camplemeyi bırakıp beni kovalıyor. Ben kancadakini almaya gittiğim zaman kovalamacı bırakıp geri bana dönüyor. Şu an her şey bana giriyor anlamadım. Üstüme çok kötü oyunlar oynanılıyor arkadaşlar. Üçüncü parti şahıslar tarafından. İyi Allah'tan nerf yemiş ya killer. Nerf yemese ne yapacaktık kim bilir. Maç gitti artık bu saatten sonra kendi totosunu kurtaran kaptan. Şu buğun ne buğunu lan? Bu... Ne oluyor oğlum sonsuzdaki arkadaş falan git amık istemiyorum. Boon mu gitti ne oldu? Ha adam ölünce Boon gitti yani. En azından ne olduğunu öğrenseydim o içimde kaldı ya. Ya Allah'ın belaları suyunu sıkmışlar Medkit'in ya. S**tir git lan. Bağırma bir daha ya yanımda benim.
Ya çok güçlü. Her anlamda yani. Of, dallandım. Özen ne arıyor herhalde ya maçı yani. Sağ altta maç aranıyor değil de o çocuğu aranıyor yazıyor büyük ihtimal. Bir tane böyle denk geliyor işte. Yeter oğlum ya, yeter ya. Salak nereye vurdun? Lan! Oğlum vurdun ya oraya. Alo! Vurmadım oraya. E ben ne anladım bu işten? Fuck off bitch ya. Harbiden git oynamıyorum ya, aman. Aha da tek adım atarsam maç başında şerefsizim. Pusuyorum şuraya, tamam mı? Birisine gidene kadar da bir santim oynamam şuradan. Huntress gelmiş. Bu da büyük ihtimal sniper falandır. Yani Simo Hayha falan gelmiş olabilir şu an. Şaşırmam yani gerçekten. Kimseyi almaya da gitmiyorum. İnşallah alırsınız adam. Hadi bakalım. Biri öldü, biri de base yedi. Maçın daha başı. Gel gel, göremeyin gör. Kaleciyi oynatıyor adam. Arkadaşlar sessiz moda geçtim. Şu an sesim, izin, bir şeyim yok. Adamı niye görüyorum bilmiyorum. O da beni görüyor galiba. O hangi özellikmiş? Bro harbiden sapkın, balonu da s**eyim, maskeni de s**eyim, o gözlüklü piçi de s**eyim. Bu modu kesin o yaptı yani, ondan hayırlı bir iş çıkmaz. 15 yıldır Dead by Daylight oynamayan hesapla girdim. Hani gireyim biraz eğleneyim, chase falan atabileyim diye. Ne gelen oğlum killer'ları? Bu ne ya? Son kez şu moda girdim. Yani hep şunun altından çıkıyor gibi geliyor işler ama. Son kez girdim arkadaşlar moda. Yine Huntress, Allah'ım çıldıracağım. Bu maçta bok gibi geçerse defolup normal oyun gireceğim. Baran Yıldız 96. Hadi Baran'ım. Baran'ım göster gücünü. Oha. Ay ne kötü sattım lan. Hayır. Ya bu bir de buff aldı tabi. ZQC. Andres Hamakka. Allah'ım şey sattım, şükürler olsun. Oley be, W'ye basabiliyormuşum lan. Yine ne oldu, nasıl buluştuk Allah'ın belası ya. Allah'tan bok gibi atıyor da. Sessiz moda mı geçtim ben? Ben pencereyi kapatacaktım. Nasıl sessiz moda geçtik öyle? Of. Çok korkunçtu. Balta alıyor arkadaşlar. Depara vurduk şimdi. Atarım atarım manyak herif. Dur 500 metreden şimdi. Ferdi'nin Gürcistan maçındaki şutu gibi yollayacak oradan, anasını satayım. Geçmiş olsun, zayıf olsun. Ne oluyor? O ne? O nasıl geçmiş olsun dili? Ay, hasta ziyaretine geldi oyun bana şu an. Niye hastalandım ben oyunda onu anlamadım. Heal'landım ama tek mi yiyorum? Niye heal'landım o zaman? Kafamda deli sorular. Wow man. Hop sessiz mod. Kocaman bir götün var ya yani. Dört çarpı 12 squat yapılmış bir göt gördüm arkadaşlar orada. Aslan sen iyi Ralph izlemişsin ha. Çok Allah'ın belası bir yere geldim arkadaşlar şu an. Oğlum ne oldu, götümden tuttu şu adam beni. Lan ben atladım. Aa vallahi bir şey oldu arkadaşlar orada. Bilmiyorum sizde nasıl göründü ama donumu tuttu çekti yani. Bir şey diyeceğim bak, vallahi bahane için söylemiyorum da. Önce pingime bakacağım. 70 MS normal, her zaman oynadığım. Katilin önünde adam var ve ben pencereden çok önceden atladım. Ben atlayana kadar o adamı geçip nasıl geldi bana vurdu oğlum. Vallahi beni biri tuttu, geriye çekti lan beni orada. İzleyeceğim orayı editlerken. Bu vardı katilin önünde işte. Dur lan dur, bir şey atıyor. Oğlum adama oyunu öğrettik ya. Bir saattir bok gibi oynayan adam fake'leri falan yemiyor, görüyor musun? Adam orada sonucunu yapmaya devam ediyor. Hala baltayı benim rotasını bana çeviriyor. Git lan! Hala atıyor bak. Allah'ım ya Rabbim. Son gen bitiyor, son gen. Hala yönünü bana çeviriyor ya. Bunların altına gelince ne oluyor? Bunların derecesini falan mı almış oluyor? Ya reis sen bana izleyici falan mı taktın ya? Evime böcek mi yerleştirdin? Sesimi mi duyuyorsun? Şuraya buraya gidiyorum dediğim zaman beni mi dinliyorsun? Anlamadım ki. Ya sus
Salak, ben çıkarmıyorum zaten. Sen pişt ses çıkarma dediğin için orayı görecek adam. Sen konuşmasan hiçbir sıkıntı yok, sıkıntımız yok yani şu an. Şuradan gelişine mesela barana balta gelse ağır gülerim. 4-5 saat gülerim gibime geldi mesela şu an. Adamı almaya gitsene, şöyle eşek ne yapıyorsun burada? O, alo! İlk kapıyı siz açın, ben adama gidiyorum. Bırakmam kardeşim ben o adamı. O adamı gerekirse trade'lerim, hiç escape alamadığım halde o adamı bırakmam. O adam bizim için mücadele verdi. Şimdi sessiz moda giriyoruz arkadaşlar. Evet, öldük arkadaşlar. Aha! Zaa! Tamam, yani en azından böyle bir krallık yapmış olduk adama. Hoppa, bak açar. Sürünsün bakalım, alıp astıktan sonra almaya çalışırım. Ne yapıyorsunuz oğlum adama? Çek çek çek! Oğlum adamı ne yaptı? Biri kucak yaptı adama. Ananı s**eyim. Bu ne? Ya oğlum bu nasıl oldu ya? Allah belanı versin, gram aklıma gelmedi. Yemin ederim gram aklıma gelmedi ya. Ulan o kadar yerde bekletti, aklıma gelirdi aslında, niye gelmedi ya? Allah belanı versin. Konfeti patladı bir de, şu an öldük diye sevindik bir de. Konfeti patlattık ya. 4'te 4 escape aldık dedik. Ne hale geldik, şuna bak ya. Sesim Adıyaman tütünü içmiş gibi çıktı az önce diye yani. O derece üzüldüm ya maça. Ya gerçekten inanılmaz GG, ne diyeyim ki yani. Son maça da en sevdiğim harita gelmiş. Canım haritam, hoş geldin. Hazır filmim çıkıyor, size bir görüneyim demiş. E ben bunu full görüyorum. Kral adamı chase diyordun ya, hani yaralıydı falan. Öldü şanasını satayım. Hani yaralıydı falan ya adam. Ya yaralı adam. Şimdi yaraladın. Önünden spot olmayan bir yere girdi adam. Allah razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin. Allah ne muradın varsa versin. Bana gel ama, tamam. Bana devam et. Bana devam et. Aman diyeyim. Aman diyeyim, bana devam et. Öbür yaralıyı kovalama, bana devam et. Şaka gibi, vallahi şaka gibi ya. Arkadaşlar bak, oynadığınız oyunları kayda almadan asla ne hissettiğimi anlamayacaksınız. Bunu gerçekten aranızda hani böyle yayın yapan, video çeken falan varsa ben ne demek istediğimi anlar. Mesela bir oyunda dünyanın en iyisi olun, abartmıyorum. Yayın açtığınız zaman o oyunda şanssızlıklar yaşamaya başlıyorsunuz ve kötü oynuyorsunuz. Bilmiyorum nedenini, psikolojik mi yoksa şans mı? Mesela bazen uzun süredir oynamıyorum da, ben İbo'nun yayınlarında DB'de oynadığım zaman, gel anasını deldiğim. O an hani kaydım açık değil, kendim arkada tek başıma oynuyorum. İbo yayında. Benim ekranımı gören herhangi bir şey yok. Yemin ediyorum inanılmaz oynuyorum. Benim en iyi, en eğlenceli anlar diye serim var ya, hani orada DB'de klipleri var bir sürü. Onların birçoğu mesela İbo'nun yayınından. Ekranımı gören hiçbir şey olmadığı zaman, yani yayında ya da kayıtta olmadığım zaman müthiş oynuyorum her oyunu. Ama ne zaman şu Allah'ın belası kayıt tuşuna basıyorum, şanssızlıklar beni buluyor. Katil tanıl atmıyorsa bana atmaya başlıyor. Önündekini bırakıp beni kovalamaya başlıyor. Ben normalde atıyorum 2 can döndürüyorsam hiç döndürememeye başlıyorum. Yani her şey tersine dönüyor. Bunu asla yayın yapmadan ya da video çekmeden anlayamazsınız. Atla atla, sana da izin vereyim atlamana. Ben ikileneyim anasını satayım. Bana gel oradan, tamam mı? Sakın o yaralıyı kovalama. Oradan aşağı atla, bana gel. Bu şey etkinlikle alakalı değil mi bu hız? Lan oyunun normal hızı böyle olsa ya. Bir şey diyeyim mi? Acayip keyifli. Çok eğlenceli şu an. Şu an eve gelip de buzdolabı taşıyan ustalar gibiyim ya. Abicim saygılar. Çocuklar oraya taret koymuş vallahi, kim koydu görmedim ama. Eğer ki bir gün haberim olursa sana kesinlikle söyleyeceğim oraya tareti kimin koyduğunu, hiç merak etme. Geliyor mu abi? Ya oğlum bu palet de var ya. Tamam vur gideyim Allah'ın belası. Koyduğum bu nasıl bir hedef alma, her şeyi tutturma ya. Mod da yani ekstra zorluyor. Şimdi adam paleti kırıyor, geliyor önüme. Senin stun atmaktan başka çaren yok. Aa helal lan. Ne ara bitirdin sonucunu? Aynen, Vecna da gelsin, çan çalsın. Bir o eksikti. Belki de Chase açısından en zor maçta kaçarak kaçtığı tek maç olmayı başardı. Şimdi mesela kaçamadığım 1-2 maçta bu kaçtığım maçtan daha fazla keyif aldım mesela, anladın mı? O yüzden bu oyunda benim için kaçıp kaçmamak artık çok önemli değil arkadaşlar. Ben maçın nasıl geçtiğiyle ilgileniyorum. Bilgiye sormuşlar, gittiğin yol mu önemli yoksa varacağın yer mi demişler. İkisinin de anasını sikeyim demiş. Niye öyle demiş ben de bilmiyorum. Sinirli bir anla denk gelmiş büyük ihtimal ama bir bilge yani, sonuçta vardır bir bildiği. Gençler teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Ben çok keyif alamadım maçlardan, ne yalan söyleyeyim. Ama elimden geleni yapmaya çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.